Saçmalık TV ekranlarına hoş geldiniz. Red Dead Redemption 2 serimizde yepyeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. En son tren soygunumuzu yapmıştık ve karakterimiz Arthur Morgan kamp alanına geldi gördüğünüz gibi. Ve artık havaların da biraz düzelmesiyle, o fırtınanın sona ermesiyle birlikte gördüğünüz gibi taşınma zamanı. Ve evet, Valentine adında bir kasaba var. O kasabaya doğru taşınacağız. Ona yakın bir bölgeye taşınacağız. Batıya doğru gideceğiz. Evet, o muhteşem müzikle beraber güzel sinematik görüntülerle baş başa bıraktım sizleri. Gördüğünüz gibi arabalarla, atlarımızla batıya doğru ilerliyoruz. Artık yeşillikleri görmeye başladık. Başladığımızdan bu yana hep kar, fırtına. Arka fonda yine harika bir müzik. Ve arabayı, taşıma arabasını biz kullanıyoruz. Karavanla. Karavanın bu arada oyunda bizlere kullanım biçimlerini, ileri doğru ya da geriye doğru gitme şekillerini gösteriyor. Yine oyun mekaniklerinde ufak ufak öğreniyoruz böylelikle. Eyvah, eyvah. Evet, karavanı böyle kullanmayacağız demek ki. Lastik patladı mı diyelim, teker mi çıktı diyelim. Aman tanrım, tekerle yıkırdım. Hadi bakalım. Evet, şimdi tekeri tekrar yerine koymaya çalışacağız. Şöyle bir, şöyle iki ve evet, tamamdır. Tekerleği yerine yerleştirdik. O kadar da yararsız değilmişsin. Evet, tepede birileri var. Bela istiyorlarsa onları görmezdik. Zavallılar. Onları burada gerçekten mahvettik. Şansımızı zorlamayalım. Evet. Vagonumuzu düzelttik. Tekerleğimizi taktık. Yolumuza devam ediyoruz. Nehri takip edeceğiz. Ve artık yeni bir kamp alanımız var. O kamp alanına doğru ilerleyeceğiz. Diğer arkadaşlarımız önden gittiler. Biz de şimdi o bölgeye doğru ilerliyoruz.
I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yeah. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. Oh, life I've been on the run. Gerçekten çok şey hatırlamayacak kadar gençtim. Birkaç sene sonra bazı askerler annemi yakaladı. Ve onu bir daha görmedik. Etrafta dolaştık. Babam çok üzünlü bir adamdı ve içki onu çok etkiledi. Sadece kendi başıma çıktım. Böyle ilginç bir hikayeyi anlattı. Bize geçmiş hikayelerinden bahsediyorlar. Yavaş yavaş biz de tabii bu sayede kampımızda çetemizdeki arkadaşlarımızı, bu kişilerin hikayelerini görüyoruz. Şu güzel manzaraya bir bakın. Yani biz her tarafı hep beyaz gördük. Karlar içinde, fırtınalı içinde gördük. Şimdi böyle börtü böcek, ağaçlar, kuşlar, tavşanlar. Gerçekten inanılmaz grafikler, inanılmaz görseller. Yani şu anda şu vagonu kullanmak çok büyük bir zevk bence. Tabii gönül isterdi ki daha önce de bahsettiğimiz bir konu olan bu Türkçe altyazı ya da oyunun Türkçe olmasıyla alakalı durumlar gerçekleşseydi de bu oyunu Türkçe'de oynayabilseydik. Ama elimizden geldiğince önemli kısımları sizlere elimden geldiğince çevirmeye çalışıyorum. En azından ne yapmamız gerektiğini, neler yapacağımızı anlatıyorum. Yine böyle elimizden geldiğince Türkçe oynamaya çalışıyoruz. Bir adeta bir film tadında oyun oluyor bu da. Evet, şöyle sağda geyikler var sanırım. Yani şu manzara şu an beni benden aldı böyle. Vagonu park edelim. Oturalım burada diyesim var. Sen yine ne üzerine çalışıyorsun? Sadece civan perçemi. Çeşitli bitkiler. Gözlerim kapalıyken bile bunu yapabilirim. Ve bize verdi bunu. Ginseng ve çeşitli bitkiler. Tabii bunları da biz etrafta toplayabiliriz. Bu bitkilerle ilgili karışımlar yapabiliriz ki bazıları doğrudan yiyip de sağlığımıza, canımıza, hatta karakterimizin o Dead Eye özelliğine, avcılık özelliğine katkıda bulunacak şeyler bunlar. Dilersek tabii, istersek götürüp satabiliriz. Hani bunlar tamamıyla bize kalmış şeyler. Bu arada burada sağdan diyor, şu aradan gidelim. Şöyle şu anda hızlanmaya çalışsam da hızlanmadığına göre sanırım biz kamp alanımıza yaklaştık. Çünkü kamp alanımıza yaklaştığımızda hızlı gidemiyoruz. Genelde atımızla ya da şu anda da gördüğünüz gibi vagonumuzla. Ve evet, kamp alanımız, yeni kamp alanımız, Dutch çetesinin, Van der Linde çetesinin yeni kamp alanı. Gördüğümüz üzere burası. Burası mükemmel. Gentlemen,
Beyler, hayatta kaldık. Şimdi gelişmenin zamanı. Arthur'la Blackwater'da zenginleşmek üzereydik. Sonra Micah seni bu feribot için heyecanlandırdı ve buradayız. Hepimiz yıllar boyunca hatalar yaptık Hosea. Hepimiz. Ama birlikte bir arada durduk. Sanırım sadece endişeliyim. Gitmeden önce insanların güvende olmasını istiyorum. Biliyorum kardeşim, ama güvendeyiz. Burada biraz para kazanıyoruz. Sonra tekrar hareket ediyoruz. Birkaç ay içinde arazi satın alırız. Umarım öyle. Sadece etrafa bakın. Beyler, yerel kasabaya gidiyorum, biliyorsunuz. Bakalım küçük bir iş kurabilirim. Bay Strauss bu arada bizim bir nevi muhasebecimiz gibi bir şey. Kasabaya gidip bir iş kurup kuramayacağına, neler yapabileceğine bakacağını söyledi. Yeni kamp alanımız gerçekten güzel. Hani daha önce kar fırtına gördük. Burayı bayağı beğendim ben. Güzel. Ve kasabaya da yakın bir konumdaymışız. Artık güvendeyiz. Herkesin işe başlama zamanı. İşe başla ama beladan uzak dur. Amca, Rahip Swanson, artık yolcu yok. Yolun aşağısında bir kasaba var. Orada, yoldan biraz aşağıya doğru. İsmi Valentine. Burası başlamak için, başlangıç için iyi bir yer. Yemek için bir şeyler almamız lazım. Ve hatırlayın, ne olursa olsun, kamp kendi dilimini alır. Ne iş yaparsanız yapın, bu kutuya. Evet, bu arada orada söylediği şey şu: arkadaşlar, yaptığımız ne iş olursa olsun, o kutuya bir miktar, her zaman bir para vermemiz gerekeceğini söyledi. Ve bu sayede kampı geliştirebileceğiz. Bu arada burası da bizim kısmımızmış. Bu kısmı bize verdiklerini söylediler. Ve böylelikle yeni kamp alanımızda yatacağımız yeri de, kendi kısmımızı da görmüş olduk. Gayet güzel. Yeni bir kasaba, batıda yepyeni bir yerleşim bölgesindeyiz. Böylelikle chapter'ı da tamamlamış olduk. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Saçmalık TV ekranlarında Red Dead Redemption 2 serimiz kaldığı yerden devam edecek. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz.